60 dakikaya hoş geldiniz. Bugün Perşembe, dolayısıyla 60 dakikada Yücel Tonguç Erbaş günü, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin, iyi akşamlar Tonguç Erbaş. İyi akşamlar Zeynep, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Borsa İstanbul'la başlayalım. Çünkü orada böyle 10 bine doğru gitme, orayı kırma çabasında olan bir Borsa İstanbul var. Ama bugün de hani küreseldeki olumlu havanın etkisine rağmen yine 9.983 puanda kalan bir Borsa İstanbul gördük. Aslında küreseldeki o sıkıntılı havayla biz 10.500'ün altına doğru kayışı görmüştük. Daha sonra oradaki toparlanmanın trenine çok böyle hızla binemeyen bir Borsa İstanbul gördük. Bilançolarda tabii bu ara ön planda ama oranın rüzgarının da çok etkili olduğunu sanırım söylemek mümkün değil. Bakalım bundan sonrası nasıl yansıyacak. Bugün dediğim gibi biraz daha havanın pozitife döndüğü bir görünüm var. Dolayısıyla nasıl değerlendirmek lazım şimdi borsadaki gidişatı ve ivmeyi nasıl beklersin? Ya şimdi 3 günlük hacime baktığımızda biz %70 milyarla 85 milyar arasındaki bizim yukarı ya da aşağı kırılımların sert olması için genelde 100 milyarın üzerinde bir hacimle geçişlerin olması gerekiyor. Şimdi bir kere hacim düşük, bu katılımın az olduğunu gösteriyor endeks veya borsa tarafında. Dolayısıyla 9.700'e geliyoruz, oradan alışlar geliyor, işte bir 10 bine yaklaşıyoruz, 9.950'lere doğru gidiyoruz. 9.850 arada bir destek, direnç gibi zaman zaman karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben Aralık, yani daha doğrusu Ağustos ayının tamamında buna benzer bir görüntü olmaya devam etme ihtimalini yüksek buluyorum. Ki burada hacim gelmeyecekse eğer, özellikle o katılımın da az olması bunun için bize net bir teyit gösterir. Şimdi bugün yine Merkez Bankası'nın istatistikleri açıklandı. 1 milyar 600 milyon dolar civarı, yani nette yılbaşından itibaren hissede yabancının çıkışı, bunun yarısına 11 milyar dolar da yine yılbaşından itibaren tahvilde, her ne kadar bu hafta çıkış da olsa bir pozisyonlanmaların devam eden bir yabancı durumu hakim. Bizim yılbaşında %38'miş aşağı yukarı yabancı oranımız borsada. Orada da %38'lerin biraz altındayız şu anda. Yani biz 11.250'lere giderken de, aslında son dönemde geri çekilmede de biraz böyle zaten belli hisseler üzerinde işlemlerin döndüğünü konuşuyorduk. Dolayısıyla yabancının çok etkisi olmadan kendi aramızda zaman zaman tabii pozisyon değişiklikleriyle bir Borsa İstanbul sürecimiz yaşandı. Ve Ağustos ayında evet, yurt dışında da belki sert bir geri çekilme gördük tabii ki, çok doğal olarak. Ama ben Ağustos ayını yine böyle bir Natas dönemi gibi, bilançolarla birlikte böyle düşük hacimli, daha önce yerel ve genel seçimlerde yaşadığımız döneme benzer bir karar verme aşaması, yeni bir haber, yeni bir beklenti, yeni bir oyuncu grubu diyelim, yani en azından yatırımcı grubunun da yeniden hani borsada olup yerli ya da yabancı diyebiliriz buna, İvmeyi yukarı doğru döndürebileceği bir dönemi bekleyecektir diye tahmin ediyorum. Yani bugünkü gelişme bence tamamen Amerika'dan gelen verilerin, işte perakende satışlar tarafı, bu işsizlik maaşı başvuruları tarafının biraz beklentilerin altında kalmasıyla, ki S&P'de de 5500 gibi kritik bir seviyenin kırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında geçen haftaki Fed faiz indirimini işte 50 bas puan yapar, her toplantıda indirir falan deyip Eylül beklentisinin %200'lere çıktığı bir dönemden %125'lere, %126'lara gelen bir Eylül şeyi oldu. Fed faiz indirim beklentisine, yani aslında kabaca yine 25 bas puanla dönmüş gibi duruyor. Tabii birkaç veriyle bu kararı vermek biraz daha zor olduğunu düşünüyorum yurt dışı içinde. Ama bugünkü coşku biraz ondan kaynaklı ve tabii bankacılık endeksinin de çok kritik seviyelere kadar gerilediği bir dönem yaşıyorduk. Dolayısıyla burada bankacılık sektörüne gelen tepki alışlarıyla bana kalırsa bir dönüş sinyali oldu. Ama bunun 10.200'lerin üzerine geçmediği sürece, yani 9.700-10.200 bizim yeni bant aralığımız olacak. Ve hacimli 100 milyarın üzerinde bir hacim görmedikçe BIST 100'de, bana kalırsa henüz biraz daha temkinli olmak lazım diye düşünüyorum.
Biraz küresel tarafı konuşalım. Şimdi dediğin gibi gelen veriler ve o verilerin yarattığı bir etkiyi takip ediyoruz ama Sevcan'la da konuşuyorduk bugün. Sevcan Ersözlü ile 6 yayınında, 6-20 günden kalanlar yayınında. Yani çok kısa bir süre önce çok sert resesyon fiyatlamalarını hatta kriz, yani Japonya'dan gelen etkiyle de kriz fiyatlamasına dönen bir görünümü gördük. Şimdi bugün itibariyle de başka bir fiyatlamayı görüyoruz bu son gelen verilerle beraber. Kademeli olarak düşen bir enflasyon görünümü var Amerika'da ve sert resesyon olmayacağı, hani bunun yumuşak iniş fiyatlamasına dönen bir ortam var. Bu resesyon korkusu bitti mi, kapandı mı? Yoksa yani enflasyon riskleri anlamında yeniden hortlayabilecek bir durum görür müsün? Şimdi resesyon konuşurken tabii burada negatif büyümelerden çeyreklik bahsediyoruz. Yani o sürece doğru gidebilmemiz için bayağı bir uzun yol var. Hani yurt dışı için konuşuyorum veya küreselde işte %2,5'ların altında bir büyüme, genel dünya genelinde böyle bir oran olacak ki bunu hani küresel çapta da bir resesyon endişesinden bahsedelim. Buralardan bence çok uzağız. Ama hani şu mantık, İşte faizler bu kadar yukarıda, bir dip dalga geliyor. Yani özellikle istihdam tarafında bunu görüyoruz. İşte ekonomik yavaşlamalarda bunu görüyoruz. Ve bu şu an için tahmin edemediğimiz kadar hızlı ekonomileri soğutmaya gidebilir. Merkez bankaları da bu faiz indirimlerinde biraz acele etmeleri gerekiyor ki burada en azından o işte durgunluk riskine doğru diyelim. Resesyon belki biraz daha keskin bir tabir olabilir. O riskten de biraz kurtulmayı bize versin, bu desteği de bize versin gibi. Tabii ben o kadar, yani şunu söylememiz lazım, hani pandemi sonrası merkez bankalarının bilançoları genişledi. Evet, burada kademeli azaltma yöntemi uygulanıyor, bilançoların biraz daha makul seviyelere çekilmesi yöntemi uygulanıyor ama çok da çok sert bir bu paranın, yani piyasadaki paranın çekilmesi noktasında merkez bankaları faizleri de biraz daha yavaş indirdikleri için veya yani indirmeye başlama noktasında biraz daha tereddüt ettikleri için çok sıkmadılar piyasayı. Dolayısıyla bu likit de hala piyasada mevcut. Faizlerin iniyor olması bana kalırsa biraz enflasyonla da bağlantılı. Piyasada yatırım iştahını arttırabilir, bu istihdamı destekleyebilir ve aslında o resesyon endişeleri çok kolay da bertaraf edilebilir. Tabii yeni bir bu jeopolitik risklerin de verdiği bir endişe vardı. Yani burada talep tarafında da bir azalma olabilir mi? Eğer biraz daha sıkıntı büyürse. Ama burada da zaman zaman görüşmeler olabileceği, işte Amerikan seçimleri sonrası farklı diyaloglar doğabileceği olur veya olmaz. Ama böyle beklentilerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bence biraz abartılan bir beklenti resesyon endişesi. Gelen verilerde evet bir emareler yavaşlamaya doğru var. Ama zaten bunu da bekleyen merkez bankaları vardı. O açıdan bence geçen hafta pazartesi ve salı günü fazla olan pozisyonlar diyelim. Yani gereğinden fazla alınmış riskler, kredili işlemler, işte kaldıraçlı pozisyonlar. Evet, bir dönüş gerçekleşti. İşte Japonya yen tarafı için konuşabiliriz. Belki merkez bankaları beklentileri tarafında dolar bazlı bunu konuşabiliriz. Ama sonuç itibariyle bu bahsettiğim nedenlerden dolayı hala piyasayı destekleyebilecek bir inme de var. O açıdan gitgelleri olacaktır piyasanın mutlaka. Yani o da kolay bir süreç değildi. İşte her zayıf gelen veri bir durgunluk endişesi mi diye fiyatlanacaktır da. Yani haftaya farklı bir veri seti gelse. Ama piyasada buna bazı dinamiklerle karşı durabiliyor. Bazı işte faizlerin düşük olmasının da yaratabileceği bir ivmeden de bahsedebilir. Genel anlamda hani yoruncular kısmında ve piyasa mantığı açısından. O açıdan ben çok, yani bitti de demek istemiyorum. Ama hani çok böyle piyasayı derinden etkileyip kalıcı bir etkisi olacağını da görmediğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da biraz veri akışıyla gitgeller yaşayacağımız Amerikan seçimlerine kadar bir yurt dışı piyasası öngörüyorum açıkçası.
Peki biraz içeriğiyle yine devam edelim. Bizde de işte faiz patikası ana konu. Bloomberg HT'nin faiz anketini de takip ettik bugün ki yıl sonu beklentisi, medyan beklenti %47,5 seviyesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi burada baktığımızda özellikle reel sektör tarafında bir miktar banka tarafında da bir faiz indirim meselesinin gündemde olduğunu, beklentisinin gündemde olduğunu görüyoruz. Biraz yabancı şirketlerin analizlerin de o yönde belirginleştiği raporları da takip ettik. Nasıl bir gidişat beklersin? Daha doğrusu şunu sorayım, ben bu soruyu çok sordum sana daha önce. Bir farklılaşma var mı beklentilerinde? Şu an için yani biz tabii bu yıl bir faiz indirim beklemiyoruz. Farklılaşma olabileceği döneminde eğer olacaksa Eylül-Ekim en azından Eylül enflasyonunu gördükten sonra belki bir hani revizyona gidilebilir ama şunu söyleyebilirim yani yıl sonuna kadar bir faiz indirim beklemiyoruz ama hani Ocak-Şubat'ta da olabileceğini düşünüyoruz. Eğer hedeflere doğru işte biz önümüzdeki sene %14'lere doğru vesaire enflasyonda gideceksek. Ama bence faiz indiriminin tarihinden ya da toplantısından da önemli olan Merkez Bankası'nın faiz indirimini yaptıktan sonra da belli bir patikada bu indirimleri devam ederek aynı enflasyon hedefiyle birlikte uyumlu sürdürebilecek mi? Buna piyasa şartları da müsaade edebilecek mi? Şimdi kanımca yıl sonuna doğru bugün biz yurt dışında konuştuğumuz işte resesyon ve faizlerin bulunduğu seviyelerdeki o gelen verilerle birlikte yaşadığımız türbülanslar veya soru işaretlerini biz biraz yurt içinde de daha net sorgulamaya başlayacağız. Yani örnek veriyorum işte işsizlikte 8,5'lardan 9,5'lara doğru yaklaştık. Hani diyelim ki orada 10-10,5 arasına doğru bir işsizlik oranı oluştu. İşte ikinci çeyrek büyümesini birinci çeyreğe göre yani 5,7'lerde değil de 3 seviyelerinde gördük. Üçüncü çeyrekte işler yavaş gidiyor. Bu sefer şöyle bir tabii ki sanayiciler tarafında da belki genel dengeli bir büyüme ve enflasyon hedefi noktasında çünkü bizim sene sonu için hala %4 büyüme hedefimiz var yani orta vadeli program için konuşursak. Dolayısıyla acaba Merkez Bankası çok mu piyasayı sıktı? Hani burada biraz daha iki tarafı da dengeleyecek bazı politikalar mı uygulamak lazım gibi söylemler daha çok derinleşebilir. Yani aynı beklentileri veya endişeleri biz yıl sonuna doğru yaşayabiliriz. Fakat burada tabii o sıradaki küresel şartlar, bizim yurt içindeki bu soğuma etkisinin hane halkına, hizmetler sektörüne ve özellikle jeopolitik risklerin etkileri, çünkü üç başlığımız var yani metinlerde gördüğümüz, nasıl değişecek, ne kadar zorlaşacak şartlar ve kredi faizleri, mevduat faizleri önceden bazı fiyatlamaları bize gösterecek mi? Hani bütün bunları bir görmemiz gerekiyor ama Merkez Bankası'nın tutumu daha çok bu sefer daha önceki yıllarda alışık olduğumuz hani büyümeyi destekleyen ve büyüme ile enflasyon arasında genelde büyümeyi tercih eden bir görünümden daha çok enflasyonla mücadeleyi ön plana almış bir tavrı var. Bundan vazgeçmezse bir nebze belki gecikmeli olarak çünkü son başkanın ve başkan yardımcılığının söylemlerinden onu anlıyorum. Hani bir hata, bir gecikme olacaksa bu biraz daha sıkı bir para politikasıyla gerçekleşmesi önceden faizi indirmekten daha istenilen bir şey ya da tercih edilen bir şey anladığım kadarıyla. O açıdan ben önümüzdeki yıla kadar bu şeyi bırakırlar diye düşünüyorum. Yani faiz indirim beklentileri veya politikasını ama ne olursa olsun bir hedef olacak %14 ve %14'e göre de yine bir reel getiri sağlayan bir politika faizi oluşacak. Dolayısıyla bir faiz indirimi olsa bile daha yavaş adımlarla ve hala o sıkılığın korunduğu bir ortamda gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Yani söylemlerden anlıyoruz. Dolayısıyla bizim beklentimiz de şu an için değişmedi. Yani bu yılı bu şekilde kaparız diye tahmin ediyorum. Peki bugün Merkez Bankası'nın rezerv miktarını da takip ettik, verileri takip ettik. Bir parça gerileme olduğunu, o rekor seviyeden çekilme olduğunu görüyoruz. 9 Ağustos haftasında 150,2 milyar dolar olmuş. Bundan sonrası için yani bu tarafın bir müddettir burada güçlü bir alım iştahını görüyorduk. Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme iştahını görüyorduk daha doğrusu.
Devamının nasıl seyretmesini beklersin önümüzdeki süreçte? Tabii yurt dışından para girişi daha önceki aylarda daha yüksekti. Kur korumalıdan çıkış devam ediyor aslında ama yurt içiyle birlikte bir de bireysellerin de dövizden bir kaçışı vardı. Yani yerel seçimler sonrasında ve o dövizi piyasadan çekmek için de belli bir zamanı oldu Merkez Bankası'nın ve rezervler aşağı yukarı işte 95 milyar civarından 150-155'lere doğru geldi. Swap'tan bir kısım imtina ettik. İşte hani nette baktığımızda 50-60 milyar dolar. Belki totalde de bir 80-85 milyar dolarlık hani swap'ın dışına taşırdığımız bir rezervimiz de oluştu. Şimdi o sıralarda tabii kurdaki aşağı hareketleri de bir dengelemiş oldu Merkez Bankası. Dolayısıyla yurt dışından para girişinin kısmen azalması, kur korumalıdan çıkışlar var ama bireysellerin o dönemki kadar bir döviz bozdurma iştahı yok. Bir talep de yok. Dolayısıyla oluşan rezervler noktasında kurun da hafif yukarı gittiğini düşünürsek Merkez Bankası biraz da hani rezerv arttırma yönündeki hamlelerini zaman zaman erteliyor olabilir. O kadar piyasada dövizi rezerv tarafına çekme noktasında bir isteği olmayabilir. Bazı swap anlaşmaları mesela sonlandırıldı. Dolayısıyla bunların rezervler içindeki payı azaldı gibi gözüküyor. Bütün bunları hani şöyle topladığımızda bundan sonraki dönemde tahmin ediyorum daha önceki dönemde olduğu kadar hızlı bir rezerv artışı görmeyeceğiz. Eğer Eylül sonrası çok hızlı bir yabancı girişi Türkiye'ye olmayacaksa hani borsa ve doğrudan yatırım anlamında da baktığımızda bir sermaye akışı olmayacaksa ve belki yine 150-170 milyar arasında veya işte o civarlarda bir yerlerde kalmayı da bir hedefleyerek biraz da kurun yukarı doğru ivmelenen bir akışına da ayak uydurmak isteyecektir. Tabii enflasyon patikasını da çok bozmadan. O açıdan biz aslında yılın son çeyreğine doğru yine 37'lere hani yıl başında 37-38 aralığı bekliyorduk kur tarafında. Buralara doğru bir hareket olabileceğini ama Merkez Bankası mevcut rezervini koruyarak üzerine de önümüzdeki 4-5 ayda belki işte bir 10 milyar civarı daha ekleme yaparak yani git geller olabilir üstü ya da altı bu şekilde bir stratejiyle devam edecek gibi gözüküyor. Yani eski döviz bozdurma ve içeri sermaye akışının azalması yani rezervlerde de belli bir noktada dengelenmeye doğru gidilmesine neden oldu. Tonguç Erbaş, çok çok teşekkürler katıldığın, katkın her zaman olduğu gibi bana eşlik ettiğin için. Çok sağ Ben ol, iyi teşekkür ederim. akşamlar. Burada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakika yeni konuklarla devam edeceğiz.